YouTuber Otur, selam, niye benim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba kankalar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Skibidi Tuvalet'in 68. bölümünü yapmaya çalışacağız. Tamamen uydurmasyon, tamamen sallamasyon. Skibidi'yi nasıl yapıyorlarsa Skibidi Tuvalet'leri aynı şekilde yapmaya çalışacağız. İnşallah yapabilirim. İnşallah güzel olur. Videoya 1000 like attıysan kanala abone olursan hemen videomuza geçelim. Source Film Maker'ı kullanıyorlar arkadaşlar Skibidi Tuvalet'i yaparken. Hemen create deyip yeni bir proje oluşturalım. No map loaded diyor. Map yüklenemedi diyor. Buraya bir map yükleyelim. Şimdi burada istediğimiz map'i yükleyebiliriz. Ben street DC street cleaned days adlı mekanı map'i yüklemek istiyorum. Map'imiz yükleniyor, haritamız. Skibidi Tuvalet'in orijinal haritasına çok benziyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir gezelim. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak ve WASD ile basarak burada gezinti yapabiliyoruz efendim. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bir animasyon olacağı için kameramız olması gerekiyor. Hemen sol tarafta kısımda animation set editor panelinde bir tane kamera ekle diyorum ve kameramızı ekledim. Kameraya, kamera görünümüne nasıl geçebiliriz? Şurada work camera yazıyor sağ altta. Buna tıklıyoruz. Pardon, yanındaki aşağı bakın üçgen tıklıyoruz. Change scene camera diyoruz, yani sahnenin kamerasını değiştir. Kamera 1'i seçtiğimde şu anda kamera değişti. Ama siyahlık gözüküyor, bu da map'ten dolayı. Yine mouse'un sol tuşuna basılı tutup WASD ile hareket etmeye kalktığımızda şu anda edemiyorum. Clip editörden motion editöre geçmem gerekiyor olabilir. Bakalım. Bir etrafı şöyle bir gezmeye çalışıyorum ama şu an nedense hala karanlık. Heh. Gördünüz, yani en ufak bir şey gördüğümüzü anlayın ki kameramızı buradan kurtarabiliyoruz. Kamerayı alalım şöyle ve oyunumuzun içine soktuk şu anda kamerayı. Mouse'un tekerlek kısmıyla da şu görüntüyü biraz daha düzeltebilirsiniz. Fog'unu ayarlıyor bu. Bilen arkadaşlar için söyleyeyim. Buradan nereye geçelim? Skibidi'yi nerede çekelim? Animasyonumuzu. Çok kısa bir animasyon olacak bu arada arkadaşlar. Hop hop. Tamam, burası iyi bence. Buraya işte bir tane kameraman, bir tane Skibidi Tuvalet ekleyip kapıştırırım. Şöyle kameramızı şimdilik burada kalsa yeter. Kamera 1'in üzerine tıkladığımda da bakın gördüğünüz gibi, görmediğiniz gibi. F'ye bastığımızda bakın kameranın yanı ışınlanıyorum. Bakın F'ye basıyorum, kameranın yanına direkt gidebiliyorum. Ha bu arada şu an fark ettim. WASD ile hareket edebiliyoruz ya, Shift'e bastığımızda daha hızlı hareket edebiliyoruz. Evet, bu güzel bir şey. Neyse. Şimdi karakterlerimizi nasıl getireceğiz? Yine bu kameraya eklediğimiz kısmına sağ tıklayıp New Model diyorum. Ve burada Skibidi yazdığımda bakın Skibidi Tuvaletler çıkıyor. Bu sizde neden çıkmaz? Bunları indirmeniz gerekiyor Workshop'tan. Steam'de Workshop'tan indirmeniz gerekiyor. Onu da hemen hızlıca göstereyim. Steam'de Library kısmına geliyoruz. Buradan Source Film Maker'a geliyoruz. Daha sonra bakın Workshop diye bir kısım var. Buraya geldiğimizde şuraya Skibidi yazıyoruz. Skibidi yazdım ya. Skibidi. Burada kameramanlar, birçok şey var Skibidi Tuvalet'le alakalı. Geliyoruz bakın şu sağ altında bende onaylama tuşu çıkıyor ya. Sizde bu çıkmaz. Ne çıkar hemen göstereyim. Mesela şu. Artı şeklinde çıkar. Bu artıya tıklıyorsunuz. Burada artılara tıkladığımızda bakın ben birçoğunu indirmişim. Buraya Skibidi yazıp kullanmak istediklerinizi buradan indirebilirsiniz. Mesela şunu indirmemişim, bunu indirelim. Burada karakterler var, ses paketleri var. Buradan istediklerinizi indiriyorsunuz kankalarım. Orayı indirdikten sonra direkt burada diyor ki workshop'a yeni bir şey ekledim. Bunları projene eklemek ister misin? Okey diyorum. Tamam, okey. Hepsini kabul et, hepsini kabul et, hepsini kabul et. Hepsini kabul et, hepsini. Okey. Ve bu şekilde karakterleriniz gelmiş oluyor buraya arkadaşlar. Geliyorum ben buradan hangisini seçeyim? Mesela klasik bir kameraman seçeyim. Şu sequence kısmına geldiğimizde de idle dedi. Dursun mu normal bir şekilde, zıplasın mı? Koş, yürüme animasyonu mu olsun? Koşma, saldırma animasyonları falan mı olsun diye burada birçok şeyimiz var. Ben idle seçeceğim. Şimdilik olduğu yerde dursun kankamız. Ve kameramın söyleyebildiğim sonunda direkt dibinde oluşturuyor. Bunu alacağım. Bir de shift'e basılı tutarsanız bakın yerin içine girmiyor. Normalde bakın yerin içine sokabiliyorum. Shift'e basılı tutarak taşıdığımda yerin içine girmiyor. Şöyle biraz uzak koyalım. Kamerayla da bakalım yerine. Çok uzakta oldu. Biraz yakınlaştırayım. Kameradan çıkıyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Kameramı da biraz aşağı taşıyacağım. Şimdi bakalım. Vallahi fena değil gibi. Şu kankamı şuraya alayım. Biraz da
Bakın bu işaret hareket etmemize yarıyor. Şu kareyi tuttuğumuzda bunu hareket ettirebiliyoruz. Ctrl Z ile de yere gelebiliyorum. Yanındaki rotasyon işareti var. Bunda döndürmeye yarıyor. Bu şekilde sağa sola döndürebiliyoruz. Geldim mesela bakın. Gördüğünüz gibi şu an bu sola bakıyor. Soldan bir tane uçan skivi tuvalet getireceğim buna. Yeni model ekle diyorum. Ha bu. Idle olsun. Hatta walk olsun. Ay ne kadar çekilmiş bu. Şimdi skivi tuvaleti buradan seçiyorum. Yönünü kameraya doğru çeviriyorum. Kameramana doğru pardon. Biraz da uzaklaştıracağım. Şöyle biraz yukarı çıksın. Şuraya gelsin. Şurada dursun. Şu an kameramızda gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Okey. Şimdi ben bu skivi tuvaletimi hareket ettirmek istiyorum. Nasıl hareket ettirebilirim? Öncelikle animasyonlarını ekleyelim. Çünkü bakın play'e bastığımda şu an hiçbir şey, hiçbir olay olmuyor. Skivi tuvalete sağ tıklıyorum. Import diyorum. Sequence diyorum. Burada bakın. Idle animasyonu open dediğim anda bakın. Idle animasyonu geldi artık. Skivi tuvaletim hareket ediyor. Peki. Benim kameraman abimi nasıl hareket edeceğim? Aynı şekilde import, sequence, idle, open diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de şu anda hareket ediyor. Gayet güzel. Hatta kameramdan bakarsam bu olduğu gibi duruyor. Diğeri daha şu an kamerada gözükmüyor. Şimdi skividi tuvaletimi ilerletmek istiyorum. Skividi tuvaletin yanındaki artıya tıklıyorum. Bakın burada body ve unknow açılıyor. Buradan da root transform'u tutuyorum. Root transform'u tutmamın sebebi, bakın ben bunu hareket ettirdiğimde, pardon burada değil, şu çizgi işaretinde hepsini tutarken hareket ettirdiğimde bakın görüyor musunuz? Skividi tuvaletin kafası karışıyor. Ama sadece root transform'u tuttuğumda bakın skividi tuvalet güzel bir şekilde hareket edebiliyor. Şimdi skividi tuvalet root transform'u tuttum. Skividi tuvalet olduğu yerde duruyor. Biraz daha şunu ileri aldığımda timeline'da şöyle yatayda şuraya çektiğimde hatta biraz da aşağı insin. Biraz da hatta rotasyonunu çevirebilirim şuraya doğru. Bakın şimdi nasıl bir görüntü oldu. İzleyelim. Hemen şöyle normal kameramı açayım. Şunu şuraya alayım. Geliyor, 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 geliyor. Tipe bak, tipe bak. Buraya kadar geldi. Şimdi buraya kadar kaç saniye oldu? Hemen bakalım. Sıfırdan başlıyor. Daha bakın 4 saniye kısmı yapmışız. Buraya geldiğinde de istiyorum ki benim bu kameramanım bunu pataklasın. Kameraman küçük olmasına rağmen skivi tuvalete pataklayabilsin istiyorum. Nasıl olacak? Hemen kameramana geliyorum. Şöyle biraz yaklaşacağım kameraman abime. Bunun kollarını kaldıracağım. Bunu da nasıl yapacağım? Başlangıçta kameramanın şöyle yapalım. Skivi tuvalet geldiğinde şuraya bir nokta atalım. Yani diyorum ki şu anda hiçbir problem yok. Aynı şekilde duracak diyorum. Skivi tuvalet geldikten hemen sonra hatta ben bu noktaya noktayı koydum. Kollarını hareket edeceğim. Bakın arms kısmını açıyorum. Buradan mesela left clavicle'ı seçtiğimde bakın kolunu kaldırabiliyorum. Bu şekilde kolunu kaldırayım. Çok ani geçti buraya. Şurayı bir kaldırayım. Aslında şöyle bir şey yaparsam daha güzel olur. Başlangıçta kolunu kaldırmadan dursun böyle. Tam bu buraya geldiğinde hala durmaya devam ediyor. Ardından dibimize geldiğinde kolunu şöyle kaldırıyorum. Ondan sonra diğer kolunda left'i tuttum ya, right'ı da tutuyorum. Bunu da kaldıracağım ama buna buradan şu anda bakamam. Diğer taraftan bakmam gerekiyor. Bunu da yukarı. Bu ne oldu be? Buna bir şeyler oldu. Maviden mi tutmam gerekiyordu? Yok, kırmızıdan. Aynen bunu da burada yukarı kaldırdım. Şimdi çok hızlı bir bakalım. Şöyle en başa alayım. Şu an hiçbir problem yok. Duruyor. Yanına geldi. Kollarını kaldırdı. Tam kollarını kaldırdı burada. Bu kısımda skivi tuvaleti tutup yere vursun istiyorum. Nasıl yapacağız? Hemen şöyle. Burada kollarını kaldırmıştı. Biraz daha ileri kısımda artık bu kolları indirsin. Burayı indirsin. Diğer kolumuzu indirelim. Şu kırmızı kısımdan. Hatta biraz belimizi de bükelim. Şöyle bir şey yaparsak belki tam bu kısımda bakın aşağı düşürdüm. Burada tuttu skividi tuvaleti. Şimdi skivi tuvalete geçiyorum. Skivi tuvaletin root transformuna geçiyorum. Buraya bir tane işaret koyuyorum. Tam bu elini en aşağı yaptıktan sonra skividi tuvaleti yerin dibine gönderiyorum. Ama rotasyonunu da biraz çevirerek. Şu şekilde rotasyonunu da çevirerek yerin dibine gönderiyorum. Şimdi size görüntüyü göstereceğim.
yerin dibine girdi. Başlatalım en baştan. Daha bu yaptığımız kısım ya, ne kadar uğraştırıcı olduğunu siz düşünün arkadaşlar. Daha 5 saniyelik bir kısım yaptık. Bir de çok basit bir animasyon yaptık. Skeletor'da 1001 türlü şey oluyor. 3-4 dakikalık animasyonlar oluyor. Yani gerçekten büyük bir emek var bu işte. Skibi tuvaletimiz geliyor, tutuyor onu, aşağı attı. Yani çok güzel yapamadım ama hatta aşağı attıktan sonra bizim abimiz, bakın aşağı attı, geri yukarı kalksın. Şuradan abi sen tekrardan yukarı kalk. Çok hızlı olmuş bu işlem. Biraz daha ileri alıp şöyle yaparsam belki bir tık daha hoş durur, bakalım. Aynen, güzel. Peki patlama efektini nasıl ekleyeceğiz? Yine partikül efektlerimize, yani patlama efektlerinde workshop'tan indirebilirsiniz kankalarım. Geliyoruz buraya, sağ tıklıyoruz. Bakın new particle system diyor. Buraya geliyorum. Browse diyorum. Burada bütün partikül efektlerim var benim indirdiğim. Big Boom'u seçeceğim ben ve buradan da fire efekti dersem fire smoke. Bakalım şimdi. Bu arada şu anda gözükmedi kamerada olduğum için. Şöyle biraz uzaktan bakarsam hala gözükmedi. Heh, bayağı büyük bir efektmiş sanırım. Yani benim için şu kısımdaki yeter. Onun için de şöyle bir şey yapabilirim. Şu patlamanın rotasyonunu çevireceğim. Şöyle aşağı doğru baksın istiyorum. Ve biraz da yukarı alacağım çünkü yerin dibine girdi sanırım. Heh, tam şimdi bakalım. Şöyle başlatalım. Skibi tuvalet geliyor, dop dop, yes yes yes, hop. Ve skibi tuvaleti yok ettik. Buraya başka neler ekleyebiliriz? Bu arada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle şunun fovunu biraz arttırmak istiyorum. Biraz da kamerayı yakınlaştırmak istiyorum. Heh, tamam. En başa alalım. Geliyor geliyor kameramanın yanına. Geliyor skibi tuvaletimiz. Onu yerin dibine sokuyoruz. Ve böyle bir animasyon yapmış oluyoruz. 6 saniye oldu. Biraz daha devam ettirebiliriz. Arkadan başka skibi tuvaletler getirtirebilirim. Şöyle yeni bir model ekle diyorum. Şu mesela arabalı skibi tuvalet buldum bir tane. Kocaman. Şunun yönünü değiştir. Aa dur, bu skibi tuvalet değilmiş. Bu kameramanmış. Ben skibi tuvalet getirtmek istiyorum. Buna bakın, sağ tıklayıp delete dediğinizde getirdiğiniz şeyi silebiliyorsunuz. Model diyorum. Mesela şöyle lazer bir tane getireyim. Lazerli skibi de. O patladığı anda arkasından da bir tane lazerli skibi tuvalet gelsin. Bu sefer ona dönsün. Lazerli skibi tuvalet. Buna vursun, bunu uçursun. Böyle saçma bir animasyon geldi aklıma şu anda. Lazerli skibi tuvaleti şöyle yan çeviriyorum. Ondan sonra şuraya koyalım. Ha, bu arada kamerayı hareket ettirmeyi göstermedim size hiç. Onu da hazır göstermiş olurum. Şurada geliyor patlama olduğu anda, bakın şöyle bir şey yapacağım. Kameramız şu anda sabit ya. Geleceğim kameraya. Çünkü şu arkadakini de görmek istiyorum. Kameram buraya kadar sabitti. Bunun için bir tane bookmark koydum. Şimdi şöyle hem hareket ettireyim kamerayı hem de rotasyonunu değiştireyim. Şöyle biraz şuraya baksın. Bir de şu yönde bir hareket gerçekleştirsin kamera. Bakalım kameramıza. Tamam, şurayı gördük değil mi? Şuraya döndü kamera. Kamera buraya döndü. Şu abimize animasyon vermem gerekiyor. Hareket animasyonu vereyim ona. Roketli abiye şuradan bir animasyon import sequence diyorum. Idle olmasın da. Gerçi bunun her şeyi aynı. Tam idle olsun o zaman. Kamera buraya döndüğü anda şu abim artık hareket etmeye başlayacak. Hareket etmesi için de bunun da body'den root transform'unu seçiyorum. Başlangıçta böyleydi. Daha sonra şöyle abimizin yanına kadar gelsin. Orada biraz dursun. Biraz yukarı çıkıp kafasını aşağı doğru eğsin. Tam bu esnada kameramanımız arkasına dönecek. Burada kameraman buraya kadar tamam. Şöyle bir arkasına dönme olayı yapalım kameramana. Allah. Kameramanın da root'unu tutmazsak böyle olur. Şöyle arkasına dönüyor kameraman. Biraz da komikli bir şey yapmak istiyorum onun için. Tam bu esnada bu sefer kameraman yukarı baksın. Body'den mi yapıyordu? Tam bu esnada bir tane daha bundan koyalım. Şöyle azıcık ileri, kameraman yukarı bakıyor. Ne oluyor be diyemeden skibidi tuvalete geçiyoruz. Şuraya bir tane şundan koyuyorum. Daha sonra skibidi tuvalet hareket edecek. Allah. Bak şunu sürekli yanlış yapıyorum. Burada root'u tutmamız gerekiyordu. Şu anda yanlış yapıyorum. Bir saniye. Şöyle biraz yukarı gideyim. Kameradan bakınca bu buna vurmuş gibi olacak. Şuraya gelsin. Biraz daha ileride de rotasyonunu
yukarı döndürüp abimiz yukarı doğru gitsin. Ben şunu biraz ileri alayım. Kameradan çıktıktan sonra sorun değil. Tam bu buna vurduğu anda da şu esnada kameraman fırlayacak. Bütün olay bu. Kameramanın root'unu tutuyorum. Bu anda kameraman sabit duruyordu. Aniden kameraman şu an kamerada değil. Aynen. Okey. Bir bakalım, 10 saniye falan oldu sanırım. İnşallah güzel olmuştur. Şöyle bir izlemeye başlayalım. Kameramız burada. Çıkıbili dop 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 yes yes. Durut durut durut. Hop. Düştü. Kameramız buraya döndü. Ne yapıyor? Yanımıza geliyor, yanımıza geliyor. Kameraman arkasını dönecek şimdi. Ne oluyor ya burada diyor. Hayır diyor. Burada kameraman niye yere yatıyor? Ona bakalım bir. Kameraman abi. Kim seni yere yatırdı abi? Abi ne yapıyorsun abi? Şu kameramanın hareketinde bir problem var. Şunu da kaldıralım. Şimdi. Düzeltelim şu kameramanın hareketlerini. Tam bu buraya geldi. Kameraman burada arkasını dönecek demiştik. Heh, burada bir hata yapmışım. Root'undan dönecek arkasını. Şöyle arkasını dönecek. Şunu biraz daha şöyle yapabilirim. Biraz daha yavaş. Arkasını dönerken şöyle dönüyor. Onu vurduğu anda kameramanın pozisyonu burada sabit. Şurada da şöyle kameradan fırlıyor. İzleyelim bir. İnşallah şimdi olmuştur. Şuradan başlayalım. Sikibidi dop 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 yes yes. Dırıt 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 dırıt. Bop, onu fırlattık. Kameraman arkasına dönecek. Yok, daha şu an dönmüyor arkadan. Aa, ne oldu? Bir şey yanlış. Ha, yok, az önce niye oynatamadık? Şöyle geliyor. Sikibidi tuvalet geldi. Arkasında kameraman ne oluyor diyor. Abi kameraman yine aşağı iniyor. Şurada şunu tutacağım. Kopyalayacağım. Şuraya kadar yapıştıracağım. Şu anda oldu galiba. Bir kez daha izleyelim. En baştan. Buradan sikiye bir tuvalet geliyor. Bom. Arkamızı dönüyoruz. Diğer sikiye bir tuvalet geliyor. Buradan kameraman arkasını dönecek. Ne oluyor ya diyor. Fırladı. O gitti ve 17 saniye bence. Şu anda güzel. Buradan müzik efektler falan eklenebiliyormuş. Ben bunların hepsini buradan değil, Premiere Pro'dan ekleyeceğim. Biraz daha uzatalım. Şöyle. Bu gitti. Şimdi şuraya getiriyorum. Bunu buraya getiriyorum. Ve burada da filmimiz bitiyor. 16 saniye. File. Export. Movie diyorum. Save. Kaydediyoruz. Nereye kaydedeyim diyor. Oraya kaydet diyorum. 720 olarak kaydedebiliyoruz sanırım bir tek. Ha, 1920'ye kaydedemiyoruz. 720'ye. Ha, tamam, maksimum 720p yapabiliyoruz. 1280'e galiba. 1279 oluyor. 1281 olmuyor. 1280-720 maksimum kalitemiz. Export diyorum. Ve şu anda oluşturuyor skibi tuvaletimizi. Abi gelişe bak, çok çirkin. We're here to burn the bar.